1915 ile 1918 yılları arası Batı cephesi adeta kilitlenmişti. Cephe hareketliydi hareketli olmasına ancak çok önemli bir hareketlilik de yoktu. Cephe hemen hemen bu gördüğünüz diyagramdaki gibiydi. Ama burada kan dökülmedi diyemeyiz. Hatta cephe o kadar yoğundu ki en kanlı savaşlardan biri yaşanıyordu. Sadece Birinci Dünya Savaşı'nın da değil, tüm dünya tarihinin en kanlı savaşı belki de. Çatışmalar genel itibariyle 1916 yılında oldu. İlki Şubat'ta meydana geldi. Verdun Savaşı. Amerikalılar bunu Verdan diye de telaffuz ederler ama biz Türkçedeki okunduğu gibi söyleyelim Verdun Savaşı. Almanlar Fransızlara taarruz yapmak istiyorlardı. Çoğu tarihçi çatışmanın bu bölgeyi ele geçirmek amaçlı yapılmadığını söylerler. Onlara göre Almanlar Fransızları bu bölgeye çekip kayıp verdirmek istemişlerdi çok asker kaybettiklerinde dayanamayacak, savaştan çekilmek zorunda kalacaklardı. Almanlar özellikle bu bölgenin korumasız olduğunu düşünüyordu. Çünkü Fransızlara buradaki çıkıntıdan pek çok yönden saldırabilirlerdi. Şubat 1916'da saldırdılar da. Almanlar çoğunlukla ağır toplar kullanıyorlardı. Fransızları bu gördüğünüz bölgede bombardıman altında tutuyorlardı. Fransızlar askerlerini bölgeye getirmeye devam ediyordu. Ortaya çıkan sahne çok korkunç, çok çirkindi. Bir Fransız askerinin günlüğünden alınan alıntılar durumu çok iyi anlatıyor. Bu alıntıları yazan asker Verdun Savaşı'nda çatışıyordu ve ne yazık ki sonrasında bir topçu ateşiyle öldürülmüştü. Fransız asker aynen şöyle yazmış: İnsanlık delirmiş. Bunu yapanlar kesinlikle delirmiş. Nasıl bir katliamdır bu? Katliam ve dehşet manzaraları. Gördüklerime tercüman olacak kelimeler bulamıyorum. Cehennem bile bu kadar kötü olamaz. İnsanlar delirmiş. İşte askerin dedikleri bu şekilde. Bu savaş yıl boyunca devam etti. Yaza doğru Alman taarruzu en şiddetli halini aldı. Burası Almanların kontrol altına alabileceği bir bölgeydi. Ancak daha sonra Temmuz 1916'da durum değişti. İngilizler ve Fransızlar taarruz yapmaya karar verdiler. Cephenin başka bir bölgesinde burada gördüğümüz Som Nehri'nin yanında taarruza geçtiler. Bu gördüğünüz Som Nehri. Burada da Alman taarruzu yani Verdun bölgesi var. Temmuz'da Som Savaşı başladı. Som Taarruzu olarak da bilinir. Taarruz Som Nehri'nin adını almıştı. Ve nehrin cepheyle kesiştiği bölgede meydana geldi. İngiliz ve Fransızlar taarruz yapıyorlardı. Her iki ordu da çok kan döktü. Bu yüzden bu taarruzlar çok önemli ve çok ünlüdür. Bu taarruzlarda tanklar da ilk defa kullanılmıştı. Bu yüzden taarruzlar bu açıdan da ünlüdür. Gördüğünüz fotoğraf o döneme ait bir İngiliz tankının fotoğrafı. Her iki taarruz da çok kanlıydı. Verdun'daki Fransızlar açısından Som taarruzu iyi bir duruma yol açmıştı aslında. Çünkü Som Almanları taarruzdan vazgeçmek zorunda bıraktı. Bu bölgeye destek kuvvet getirmek zorunda kaldılar. Som'daki taarruzlar cephenin durgunlaşmasıyla sonuçlandı. Cephede kayda değer bir hareketlilik yoktu artık. Almanlar 1916'nın sonlarına doğru Som savaşında savaşmak zorunda kaldı. Fransızlar da bu bölgenin büyük kısmını geri alabildiler. Yani Verdun bölgesinin büyük kısmını geri alabildiler. Bu yüzden her iki tarafın taarruzu da çok çok büyük insan kayıplarına yol açtı. Her iki muharebede toplam 1 milyon ölünün olduğu tahmin ediliyor. Hatta belki daha fazla. Her iki tarafında aşağı yukarı 500 bin kaybı var. Verdun'da Fransızların kaybı biraz daha çok. Hemen hemen 1 milyonun %45'i ile %55'i arasında. Sonda ise her iki tarafında kaybı 1 milyonu aşıyor. Bazı tahminlere göre iki savaşta da 300 bin ila 500 bin kadar kişi ölmüş. İki taraf için de çok korkunç bir durum bu. Sonuç Almanlar için daha da ilginçti. Bu noktada 1916'da Doğu cephesinde olanları hatırlayalım birlikte. Doğu cephesinde Ruslar artık kendi savaş silahlarını yapıyorlardı. Sonunda gerekli cephane tedarikini yapabilmişlerdi. Ayrıca aynı yıl Romanyalılar da ittifak devletlerine katıldı. Doğu cephesinde Rusların yanına katılmışlardı. Avusturya Macaristan çok büyük kayıp vermişti. Bu yüzden 1916'da aslında Almanlar çok zor durumdaydı. Verdun'da ve Som'da çok kayıp vermişlerdi. Ruslar Doğu cephesinde gittikçe daha çok saldırıyorlardı. Avusturya Macaristan sorun yaşamaya başlamıştı. Almanlar bunlardan ötürü yeniden siper kazmaya karar verdiler. Doğu cephesinde fazla toprak kaybetmek istemiyorlardı. Bu sebeple buraya daha fazla asker getirdiler. Batı cephesinde küçülmeye çalıştılar. Bu yüzden bu hattı korumaya hazırlandılar. Bu hat Som Savaşı'nın sonunda belirlenen hattır. Almanlar tüm cepheyi koruyamayacaklarını anladılar. O yüzden daha küçük bir alanı korumayı tercih ettiler. Bu tarafa doğru yönelmeye çalıştılar. Bu hatta Alman ordusu Mareşali'nin adı verilmiştir. Hindenburg Hattı. Hindenburg Hattı. 30'larda patlayan zeplinle aynı adda olması tesadüf değil. Almanlar zeplinle de Mareşal Hindenburg'un adını vermişti. Almanlar bu hattı daha çok asker getirebilmek için çizdiler. Doğu cephesine daha çok asker getirmek ve daha küçük bir hatta durabilmek için. 1916'nın sonuna doğru Hindenburg için hazırlık yapmaya başladılar. Özetle Şubat 1917'de Hindenburg'a geri çekildiler. Hindenburg'a geri çekildiler. 1916 ise çok korkunç bir yıldı. 2 milyon kişi öldü ancak cephede çok hareketlilik yoktu.